Bu yıl toplamda 499 proje başvurusuna ev sahipliği yapan, elektrik, elektronik ve bilişim sektörlerine yönelik olarak düzenlenen ilk Ar-Ge proje pazarı olma özelliğine sahip TED Ar-Ge proje pazarı 4. yılında da girişimciler ve akademisyenlere projelerini üretime dönüştürme fırsatı sunarak üniversite sanayi işbirliğinin destekçisi oldu. Ülkemizin özelinde yaratıcı öğrencilerimizi görmek büyük zevk oldu benim için. Tek zorluk seçmekti. İlk 3'e girebileceğimizi de düşünüyorum. Yani ilk 10'da olduğumu biliyorum da ilk 3 var mı onu göreceğiz. Kazanabiliriz. Çok iddialıyım diyemeyeceğim. Evet, iddialıyım. O yüzden bilemiyorum artık ne olacağını. Kazanmak önemli değil, paylaşmak önemli. Bu sene bildiğiniz üzere 4. senesini düzenlediğimiz TED Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğimizi tutuyoruz. Ödüllerden daha önemlisi bu projelerimizin ticarileşmeleri. Amacımız bu süreci hızlandırmak, kısa devre yapmak. Ar-Ge ve inovasyonda ülkenin bütün kaynaklarını, özellikle üniversite kaynaklarını mümkün olduğu kadar sanayicilerimizle buluşturmak. Temel amacımız bu zaten. Türkiye'deki Ar-Ge inovasyon kültürünün, üniversite sanayi işbirliğinin gelişmesi için bu bir süreç. Bunu mümkün olduğu kadar taşıyacağız. Şu an çok güzel gelişiyor. Sektör temsilcileri, akademisyen ve ilgili uzmanlardan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilen projelerden 143'ü 8 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılan proje bağrında potansiyel yatırımcısıyla buluşma fırsatı yakaladı. Dördünü de görmüş bir kişi olarak bugün içimiz biraz daha huzurlu. Geçmiş yıllarda hem proje sayımız açısından hem de projenin kalitesi açısından bu yılı kıyasladığımızda bir kere açık ara bu yıl öndeyiz. Bir sonraki süreçlerde de sanayimizi ne kadar fazla bu aktivitelerin içerisine enjekte edebiliyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Umut ediyoruz her geçen gün çok daha ileriye gidecek bu çalışmamız. Takım çalışmasıyla beraber. Doğru Ar-Ge'yi yapmak, diğeri de Ar-Ge'yi doğru yapmak. Bu ikisi de iki kelime birbirine çok yakın gibi dursa da oldukça farklı anlamları var. Bu çocuklar gümbür gümbür geliyorlar ve bu arkadaşlarımızın özelliği ezber bozan olmaları. Dünyayı değiştirebileceklerine inanıyor olmaları. Bakın her proje birbirinden güzel, birbirinden önemli proje. Girişimcilerin kalifikasyonları, özellikleri birbirini tamamlar nitelikte olmalı. Yüksek teknolojiden bahsedeceğiz. Bu bir mit midir? Bir nirvana mıdır? Ulaşılması gereken bir hayal midir? Serap mıdır? Beni şaşırtan her şey benim için yüksek teknoloji. Okuduğum zaman beni şaşırtıyorsa benim için yüksek teknoloji. Geçmiş 3 yılda yapmış olduğumuz bu etkinliklerde 20 projenin ticarileşerek ürüne dönüştüğünü bu büyük bir keyifle, büyük bir mutlulukla sizlerle paylaşmak istiyorum. Zira bizim açımızdan sadece bunların proje olarak kalması, sadece arzulanan bu değil. Eğer mümkünse bu projelerin ticarileşme sürecinde tamamlanarak ürüne dönüşmesi en büyük arzumuz, en büyük mutluluğumuz, en büyük ödülün de bu olduğunu biliyoruz. Toplamda 4 farklı kategoride dağıtılan ödüller kapsamında bilgi ve iletişim teknolojisi uygulamaları, enerji üretim, iletim ve dağıtımına yönelik uygulamalar, çevre ve enerji verimliliği uygulamaları ve diğer olmak üzere her kategoride dereceye giren ilk 3 Ar-Ge proje sahibine toplamda 150 bin lira nakdi ödül verildi. İnandığın bir proje varsa TED proje baharına bekliyoruz.